Şimdi bu açıkçası güven artırıcı önlemlerin önemli unsurlarından bir tanesi Münbiç. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri daha önceden Münbiç konusunda Türkiye'ye bir söz vermişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları Münbiç'i kontrol edip orayı asli sahiplerine vereceğiz dedi. Dolayısıyla aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da belli bir açık kapı vardı. Yani Amerika'yı, yani Türkiye'yi rahatsız eden şey Amerika'nın o bölgede yerel unsurlarla değil, o bölgenin asli unsurlarıyla değil, PYD ile çalışması. Zaten oraya ait olmayan bir PYD ile çalışması. Amerika'nın bir anda Münbiç'ten çekilmesi değil. Ama orada PYD ile değil de Türkiye ile daha koordineli çalışan unsurlarla, Özgür Suriye ordusuyla veya bölgenin asli unsurlarından oluşabilecek bir birlikte orada görevlerini yapması, eğer dert ve oradaki temel kaygı DAEŞ'le mücadele ise müzakere edilebilir bir seçenek. Dolayısıyla geçen hafta biliyorsunuz Özel Kuvvetler Komutanı oradan Türkiye'yi tehdit etti. Bu tarz yaklaşımlara da zaten Amerika'nın yani son vermesi gerekiyor. Tavrında bu şekilde bir değişiklik olup Türkiye ile daha müzakere edilebilir seçenekleri ortaya koyması burada bir seçenek bence. Yani doğrudan belki hani tamamen çekilmek kısa vadede mümkün olmayabilir ama iki tarafı da memnun edebilecek başka müzakere seçenekleri mevcut.